Ya sevdim diyorum baba, niye anlamıyorsun? Yusuf Hasan benim kocam olsun, çocuklarımın babası olsun istiyorum. Bırak da mutlu olalım baba. Sen o adamla mutlu olamazsın. Sen mi karar vereceksin buna? Mutluyuz biz. Hem İstanbul'a gidince ikimiz de çalışacağız. Ya rızandan başka bir şey istemiyorum ki ben. İstanbul'a gitmenize ölsem de razı olmam. Sözüme karşı gelir de bu evden adımını atarsan bir daha geri dönemez. Yapma baba. Ne olur yapma böyle. Ben son sözümü söyledim. Gidersen silerim seni. Benim Sevda diye bir kızım yok derim. O kadar. O kadar. O kadar. Kadere bak. Sen Sevda'n için çıktın bu evden. Kızınsa Sevda'sından kaçmak için sığındı buraya. Aslında sana sığındım ben anne. Aç mısın? Bir şeyler hazırlatayım mı? Aç değilim. Hiçbir şey istemiyorum. Sağ ol. Anlaşıldı. Sen de durum Leyla. Aşk acısı ha? Önce yemeden içmeden kesilirsin. Sonra gülmek, konuşmak falan haram gelir. Üzülme değmez diyeceğim ama... değiştirmeyecek, yine de üzüleceksin. Ferit gidince sanki böyle hayatındaki herkes, her şey gitmiş gibi hissediyorsun değil mi? Sanki bu hayatta bir başına kalmışsın gibi. Önce bu olacak gibi olursun. Sonra bir bakarsın zaman geçmiş. Kuşlar onsuz da kanat çırpıyor. Yağmur onsuz da yağıyor. Sonra anlarsın. Hayatından giden sadece oymuş. E tamam, ananı da al gel. Böyle iki güne bir köye mi gidilir? Ne? Ben öbür gün gelip alıyorum seni. Sonraki gün mü? Ya Yaman çok geç ya. İşte tamam. Ferit. Ferit geldi, bir haller var. Ben arayayım seni, tamam? Ne oldu oğlum? Bu hal ne lan? Ayşe gelmedi benimle abi. Git dedi. Biz birbirimize iyi gelmiyormuşuz. Ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım ki ben. Gel bir şöyle otur, bir adam akıllandır. Gel. Gel. Kendini suçlu hissetme Ayşe. Senin için içini yer, o gider anında başkasını bulur. İki gün. İki günü unutur seni. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ferit'i ne kadar tanıyorsun da sen Ferit'le ilgili hüküm veriyorsun? Çok mu acı çekecek sanıyorsun? Aylarca, yıllarca sürünecek mi sanıyorsun? Hı? Gerçi sürünsün istiyorsun muhtemelen ama. Ben Ferit mutlu olsun istiyorum. Ferit'in yüzü gülsün istiyorum. Çünkü ben Ferit'i seviyorum. Madem Ferit'i bu kadar seviyorsun, neden ayrıldın o zaman Ayşe? Ha? Neden terk ettin adamı? Sana ne? Sana ne ya? Ya sen ne hakla benim özelime karışıyorsun? Çık dışarı. Çık. Hadi. Çık. Çık dedim. Çık. Ayşe'cim bak. Bayağı suratıma çarptı ya. Bu ihtiyarın torunları neden bu kadar nazlı? Bu da hem kızgın hem nazlı. Gözümün içine baka baka git dedi bana. İstemiyorum seni dedi. Ezdi geçti beni abi. E oğlum tutsaydın ya kolumu. He? Tutup getirseydin, gel benimle deseydin. Demedim mi sanıyorsun abi? Hatta hiç yapmayacağım bir şey yaptım. Burada kalmana izin vermiyorum dedim. O da bana senden izin isteyen kim ki dedi. Ya? Oğlum dayanamaz. Böyle kolay değil. Bir süre geçsin. Bir iki cız etsin. Vazgeçemez senden o. Belki o vazgeçemez ama
Etrafında dolaşan bir zibidi var. Mirza denen o herif, o da o çiftlikte kalıyor. Başından beri gözüm tutmadı onu. Ayarsızın, dengesizin teki. Yapma ya. Bak Ayşe yüz vermez o iti. Ama sen de boş bırakma, tamam mı? Git. Kovdu mu? Bir daha git. Bir daha git oğlum. Vallahi bak ya. Bak senden başka yari olmadığını anlasın. Gerekirse kapısında yat lan. Ne güzel akıl veriyorsun kardeşin öyle. Gidip o kızın kapısına yatacak, öyle mi? Anne sen bizi mi dinliyordun ya? Ben pırlanta gibi evlatlarımı gitsinler başkalarının ayaklarına kapatsınlar diye büyütmedim. Ne kadar gurursuzsunuz siz böyle. Anne senin o kız dediğin benim karımdı. Ayşe'den bahsediyoruz burada. Ayşe çekti gitti. Kendi hür iradesiyle çekti gitti. Artık sen de önüne bak oğlum. Toparla kendini. Ya anne benim zaten canım burnumda, başım belada. Bir de seninle uğraşmayayım, kurban olayım. Bak tartışmayalım. Tamam oğlum anlıyorum. Sevdin. Tabii ki sevdin. El üstünde tuttun. Ama kıymetini bildi mi? Hayır, bilemedi. Hadi ben kötüyüm. Ama sen de mi kötüsün? Ya demek ki öyleyim anne. Demek ki öyleyim ya. Bak senin bu yere göğe sığdıramadığın evladını başkaları yüreğine bile sığdıramadı ya. Senin bana uygun gördüğün kız gitti beni en yakın arkadaşımla aldatmadı mı? Benim sevdiğim ne yaptı? O da beni terk etti gitti işte. Demek ki böyle. İnceldiği yerden kopacaktı. Koptu, bu kadar. Ya, o kızın kimi kimsesi olmamış. Anne yok, baba yok, kardeş yok. Sorumluluk duygusu yok kızda. Kolay mı öyle birini yanında tutmak? Gitme artık peşinden oğlum. Unut bu kızı. Ferit. Ferit. Ah be annem ya. Gel otur gel. Ya oğlan freni patlamış kamyon gibi zaten. Geçme önüne. Ama geçiyorsun. Yapma. Ya bir şeyler yapmaya çalışıyorsun da her şey olacağına varıyor. Bir şey değişmiyor. Kendi üzüldüğünle kalıyorsun. Ferit. Oğlum ne bu halin? İyi misin? Nasıl iyi olayım yenge? Ayşe gözünü kırpmadan harcadı bizi. Arkasına bakmadan gitti. Evet, biliyorum. Haberim var. İstanbul'a eski hayatıma dönmek istiyorum dedi. Bir şey diyemedim. Aradım açmadı da. Ne İstanbul'u, ne eski hayatı yenge? O inkar ettiği dedesinin yanında şimdi. Aa. İstanbul'da değil, Adana'da. Adana'da dedesinin çiftliğinde. Ya. Kalp Yarısı ATV'de.